ayrılıkları. Kim insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerim. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevi içinde ve tatmadığım yemek. Finans Kafede tiyatronun gündemiyle devam ediyoruz. Çıkış noktamız Münir Özkul sahnesinin açılması için sanatçılar arasındaki dayanışma. Bu anlamda Maskara Tiyatrosu'nun sergilediği Yeşil Papağan Limited adlı oyundan sonra şimdi de Orhan Aydın, Metin Coşkun, Renan Bilek, Ezgi Özcan, Nazım Hikmet'in Güzel Günler Göreceğiz adlı şiirinden oluşturdukları oyunu sergileyecekler. Bu oyunun da ev sahipliğini hiçbir ücret talep etmeden Nazım Hikmet Kültür Merkezi yapıyor. Biz de İstanbul'a yeni bir sahne kazandırma çabalarına ve Güzel Günler Göreceğiz oyununa dair sohbet edeceğiz. Ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Orhan Aydın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba efendim, hoş bulduk. Öncelikle Münir Özkul sahnesinin açılması için bu başlatılan çabadan biraz söz edelim istiyorum. Nasıl yola çıkıldı? Bildiğim kadarıyla Aksaray'da tarihi bir mekanın restorasyonu amacı var, değil mi? Bize biraz bahseder misiniz? Şimdi belki biliyorsunuzdur, çünkü aslında belli itik bir toplum olarak yaşadığımız için özellikle kültür sanat meseleleriyle ilgili sorunlar halkın gündeminde de tutulmadığı için, olmadığı için de bilgi sahibi olmadığımız bir yer belki, ama şu an sözü edilen alan Aksaray. Aslında direkler arası denen o tarihsel süreç açısından çok önemli bir yer. Türkiye tiyatrosunun kalbinin attığı bir yer. Aksaray bölgesi. Yani şimdiki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bulunduğu bölge, onun arkasındaki mahalle ve tam belediyenin öne doğru bakan cephesindeki alan, Türkiye tiyatrosunun bir dönem merkezi olarak kullandığı bir alan. Sözün ettiğimiz sahne de bu merkezi alana çok yakın bir yerde. Hemen yanı başında, yani Büyükşehir Belediyesi'nin hemen arkasındaki lisenin, bildiğimiz o Pertemniyer Lisesi'nin hemen yanındaki sokağın içinde bir merkez. Bu merkezin de tarihsel bir önemi var. Bizler açısından şöyle bir önemi var. Burası Türkiye eğitim mücadelesinde, öğretmen mücadelesindeki ilk temel örgütlülüğünü gerçekleştirmiş olan Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın TÖS'ün kullandığı bir mekan aslında. Ve eğitim emekçilerinin bir araya gelerek ilk kez tiyatro yapma kararlılığını da sürdürdüğü bir mekan. Uzunca bir yıl Fakir Baykurt'un TÖS'ün genel sekreterliğini yaptığı dönemde bu mekan Türkiye tiyatrosunun kalbinin attığı mekanlardan bir tanesi olarak da yaşadı. Sonraları bu mekan farklı amaçlar için, açık oturumlar, paneller, sergiler, söyleşiler içinde kullanıldı ama birçok özel tiyatronun da ev sahipliğini yaptı. Çok uzunca bir süredir de burası maalesef atıl bir durumda. Gözden çıkartılmış bir durumda idi. Bir alt kat zeminde bulunan bir mekandan bahsediyoruz. Bir bodrum sahneden söz ediyoruz. Nasıl buldunuz? Çok harap bir halde miydi? Şimdi arkadaşlarım tabii orayı buldukları zaman gerçekten göz yaşartıcı bir durumda bulmuşlar. İşlevsiz. Yani sahnesi işlevsiz, salonu işlevsiz, fuayesi işlevsiz, diğer gereksinim alanlarının tamamı işlevsiz ve harap bir durumda bulmuşlar. Ama bu Türkiye'de sistemin salonları yıkmaya hazırlandığı bir dönemde genç arkadaşlarımızın böyle bir cesaretle bu işe sarılıyor olmasını da yalnız bırakamazdık gerçekten. Bu destek nasıl oluştu? Bunu ben sözün başında biraz anlatmaya çalıştım. Maskara Tiyatrosu'nun Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sergilediği Yeşil Papağan Limited adlı oyunun geliri zannediyorum yine bu restorasyon olduğu için gibi, evet, bu ayrıldı. Restorasyon için ayrıldı. 300 koltuğun tadilatı hedefi mi vardı? Ne oldu? Komik geliyor değil mi insanlara? Evet, doğrusu söylemek gerekirse hani biraz anlamaya çalışıyorum. Maalesef komik geliyor. Bu ülkedeki kültür ve sanat alanlarının, özellikle tiyatronun ne durumda olduğunun da net bir göstergesi olarak algılanmalı diye düşünüyorum. Kültür ve sanat, özellikle tiyatro son dönemde 2000 yılı itibariyle, belki 1980 askeri darbesinden bugüne kadar insan hayatlarından öteleştirmek için, uzaklaştırmak için merkezi sistemlerin ortak bir gayretleri olduğunu algılamak gerekiyor bu durumu çözmek için. 300 koltuğun onartılıp hayatla buluşturulması konusunda jimnastik yürüttüğünüz zaman bu da nedir diyebilirsiniz. Bir koltuk 17 TL. Evet, 17 TL. Bir koltuğun onarımı, orada bir seyircinin oturarak oyuncu izlemesini sağlayabilmenin bedeli 17 TL. Biz Nazım oyuncular olarak, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı bahçemizde
Yarın akşam oynayacağımız oyunun gelirini de bu arkadaşlarımıza, bu salonun hayatla buluşması için katkı olarak sunacağız. Peki, güzel. Nazım oyuncular olarak Nazım bunu yapıyoruz. Nazım oyuncuları oynayacak yarın akşam. Yarın akşam saat 9'da. Kadıköy'de. Nerede olduğunu? Kadıköy'de, Kadıköy 6 yolda, Ali Suavi sokakta. Nazım Hikmet Kültür Merkezi bildik bir bina. Evet. Eski tarihi bir bina. 350 kişi alan bir yazlık bahçemiz var. Bir açık hava sahnemiz var. O mekanda yarın akşam bu etkinliği oynayacağız. Peki şöyle söyleyelim. Bu yine sözüne ettiğimiz dayanışma ve destek çabası çerçevesinde sahnelenecek. Peki Münir Özkul sahnesinin ne zaman perde diyebileceği konusunda bir şey söyleyebiliyor muyuz? Biz bu kampanyayı ne kadar güçlü tutarsak, ne kadar canlı tutarsak, bu 300 koltuğun ve salonun diğer teknik gereksinimlerini yerine getirmesi konusunda bir dayanışma ruhunu yaygınlaştırırsak, henüz başında diyelim, arkadaşlarımız, salonu tutan arkadaşlarımız, Maskara Tiyatrosu ve Tiyatral Dergisi'nin çalışanları, sevgili arkadaşlarımız, salonun koltuklarını söküp onu hayatta buluşturmaya kendileri başladılar şu an. Yani kendi oynayacakları salonlarının yapımını şu an kendileri üstlenmiş durumdalar. Kendileri oraları temizliyorlar, duvarları indiriyorlar, badanasını, boyasını kendileri yapıyorlar. Bu bir aylık, bir buçuk aylık bir zaman dilimi içerisinde, yani tiyatro sezonunun açılacağı Ekim ayına, Ekim ayına yetişmesi için bir öngörüsü var. Ama bu konuda dayanışma ruhumuzu ortaklaştırmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu desteğin daha da büyümesi dileğiyle diliyorum o zaman. Bunu diliyoruz, evet.